diğer dünya şampiyonlarına kıyaslarken yani fiziksel olarak, güç olarak, çalışma olarak, bütçe olarak hangisine baktığımız zaman bizim imkanlarımız onlardan daha iyi. Şimdi sporcu kapasitesine bakıyorsun bizimki daha iyi. Fiziksel bakıyorsun daha iyi. İstek olarak bakıyorsun yine daha iyi ama sporcu 15-16 yaşından sonra başka şeylere teşvik ediliyor. En önemli sıkıntımız antrenör yetersizliğimiz var. Bilgisiz antrenörümüz çok. Şu an mevcut olan antrenörlerin %99'u, %100 Türk antrenör olarak diyorum. Hepsi yetersiz, bilinçsiz, ezbere çalışmalar, karambole çalışmalar yapılıyor ve sporcularımız harcanıyor bu şekilde. Soçi'deki hedefiniz nedir? Soçi'deki hedef elbette sporcular için kürsüye çıkmak. Bu bizim için biraz zor olacak. Çünkü sistemli çalışmamız devam etti. 13 yılda çalışıyor sistemli çalışmamız. Sürekli aksama uğradık. Özellikle geçen yılki sezonda kışın doğru dürüst yarışlara bile gidemedik. Tam yaz boyunca bütçe yetersizliğinden dolayı kamp bile yapamadık. Bu sene ilk defa bu sene aksamadan kamplarımız geçti ve çalıştık. Ama şu anki kendimizi gördüğümüz yer 35 ve 45'lerin arasında. Soçi'ye dair güvenlik endişeniz var mı? Hepinizin bildiği gibi geçen aylarda kaç patlama oldu, 5 patlama oldu. Bu da endişelenmemize sebep oldu. Daha önceden Norveç takımı Rusya'da kamptayken polisler gözaltına aldı, nezarete attı. Olimpiyat şampiyonu sporcuları nezarete, birkaç gün nezarete bıraktı. Zor durumda yaşandı. Elbette bir endişemiz var bundan. Yani patlamalardan dolayı, sık sık olaylardan dolayı haberlere çıkıp sürekli konuşma yapan, tehdit edilen, yani endişenin olmaması mümkün değil tabii. Soçi son olimpiyatınız mı olacak? Hayır, bir jübile yapmayı düşünüyorum ama her şey olabilir. Şu an gelen sporculara abilik yapmam söyleniyor, öncülük yapmam söyleniyor, halatı söyleniyor. Yapıyoruz da daha doğrusu. Sürekli yardımcı da oluyoruz. Çünkü arkadan gelen çok kaliteli sporcularımız var. Bizleri katlayabilecek daha iyi sporcular olacak. Vardır da zaten. Onlara abilik yapabilmek için devam etme gibi bir niyetimiz var.